Hoş geldiniz sevgili mamçalarım. Umarım keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Bir fiil ile bile konuşabilirsiniz. 10 dakikada İspanyolca serilerimize bugün geçmişte devam eden zamanla devam ediyoruz. Nedir bu geçmişte devam eden zaman? Bu geçmiş zaman Türkçe'de tam karşılığını bulan bir zaman aslında. Türkçe'de yapıyordum, ediyordum, geliyordum, uyuyorduk ya da yapardım, gelirdim, giderdik, uyuyorduk gibi kullanımlarımızın tam karşılığını İspanyolca'da bu çekimler veriyor. Kanala daha öncesinde eklediğim 10 dakikada geçmiş zaman videosunu da incelemenizi tavsiye ederim. O da yaptım, ettim, geldim, gittim gibi kullanımların karşılığını veren bir zaman. Bu zamandaki fiillerin çekimi aşırı derecede basit. Onun dışında biz fiil ezberleyemiyoruz, çok fazla düzensiz eylem var falan filan diyenleriniz için de müthiş derecede kurtarıcı bir çekim olacağını düşünüyorum. Çünkü sadece 3 adet düzensiz eylemi var. Düzenlilere gelecek olursak, ar'la biten eylemlerde ar bölümü atılıp yerine aba getirilerek kuruluyor. Örneğin, ablar fiilini ele alacak olursak, ablaba, ablabas, ablaba, ablabamos, ablabais, ablaban şeklinde ilerliyor. Gördüğünüz gibi sadece ar bölümünü atıyoruz. Daha sonrasında kişilere göre bunları düzenliyoruz. Bu kişilere hali hazırda hakimsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü her seferinde aynı kişiye aynı ekleri ekliyoruz. Çünkü bunlar kişi ekleri olduklarından farklılık göstermiyorlar. Bunlar sonu ar ile biten eylemlerin çekimleriydi. Gelelim er yahut ir ile biten eylemlerin çekimlerine. Bu sefer de bu er ya da ir bölümlerini atıyoruz. Yerine ia getiriyoruz. Örneğin, comer. Comía. Değil mi? Comía. Comías. Comía. Comíamos. Comíais. Comían. Gördüğünüz gibi ar'la bitenlerde olduğu gibi er'le bitenlerde de aynı kişiler için aynı ekleri getirdik. Aynısı ir çekimlerinde de geçerli. Örneğin salir. Salía. Salías. Salía. Salíamos. Salíais. Salían. Aslında zaman çekimimiz bu kadar. Yani başka üzerine ekleyebileceğimiz bir şey yok. Ama ben biraz da örnek yapalım, pratik yapalım istiyorum. Geçmiş zamanda nerelerde bunları kullanabiliriz? Geçmişte devam eden zaman dedik değil mi? Belirli bir rutinde ilerlemesi gerekiyor. Ya da bu eylemin belirli bir süre sürmüş olması gerekiyor. Ablar eylemini vermiştik. Onun üzerinden ilerleyelim. Eskiden her gün konuşurduk cümlesini bir inceleyelim. Öncelikle Türkçe bakarsak eskiden yaptığımız ve süre gelen bir eylemden bahsediyor. Aynı zamanda Türkçe'de de yorduk şeklinde tam karşılığını buluyor. Dediğim gibi yordu, ardı bölümleri artık bu zamana tekabül etmiş oluyor. O zaman konuşuyorduk bölümünü çekersek eğer abları aldık, ar bölümünü attık, yerine aba getirdik, ablaba, biz konuşuyorduk dediğime göre nasıl devam etmem gerekir? Ablabamos şeklinde devam etmem gerekir. Eskiden her gün konuşurduk cümlesinin tam çevirisini yapacak olursak da antes ablabamos todos los días dedim. Antes önce demek, önceden, eskiden manasında da kullanılabiliyor. Ablabamos konuşuyorduk. Todos los días, día gün, días günler, los días çünkü belirli günler, todo hep bütün demek. Bunları bağladığımızda da yani eril, dişil ve tekil çoğul bütünlüğünü kurduğumuzda todos los días elde etmiş oluyoruz. Comer eylemini vermiştik. Ona dair bir cümle yapalım. Geçen yıla kadar diyelim mesela. Geçen yıla kadar et yemiyordum diyelim. Öncelikle yemiyordum bölümünü çekelim. Bir kere yiyordum diyor olsaydım eğer comer'i aldım, er bölümünü attım, yerine ia getirdim. Ben kişisi için başka bir şey eklememe gerek kalmaz. Comía yeterli olur. Yemiyordum dediğine göre no comía dedik. Ne yemiyordum? Carne yemiyordum. Değil mi? No comía carne. Geçen yıla kadar demiş. Bir kere yıl año. Geçen pasado şeklinde kullanabiliriz. El año pasado geçen yıl oldu. El kullandım çünkü el año pasado belirli bir yıl. A kadar eklemem gerekiyor. Geçen yıl a kadar dediğime göre. O zaman hasta el año pasado dedim. No comía carne hasta el año pasado. Ir ile biten eylemler için ise salir eylemine örnek vermiştik. Bunu da bir cümle içerisinde kullanalım. İşten her zaman geç çıkıyorlardı diyelim mesela.
Şu anda nasıl yaptıklarını bilmiyoruz. Geç mi çıkıyorlar, erken mi çıkıyorlar? Buna dair bir bilgimiz yok. Çıkıyorlardı dedik. Geçmişte bir süre işten geç çıkmaya devam ettikleri için bu şekilde kullandık. O zaman salir eylemini aldık. İr bölümünü attık. Yerine ia getirdik. Saliya. Daha sonrasında kimler çıkıyorlardı? Onlar çıkıyorlardı. Onlar için sonuna bir ne harfi ekledik. Saliyan dedik. Değil mi? Onlar çıkıyorlardı. O zaman dedik ki saliyan tarde. Tarde geç demek. Geç çıkıyorlardı. Nereden çıkıyorlardı? İşten çıkıyorlardı. Saliyan tarde del trabajo. Her zamanı da eklemek istersek eğer, mesela gittik en başa, siempre'yi koyduk. Siempre salían tarde del trabajo dedim. Trabajo iş, de de den'dan manasına geldi. Del trabajo işten oldu. Bu kadar. Gelelim düzensiz eylemlerine. Ser, ir ve ber eylemleri. Ser era'ya dönüşüyor. O zaman bunu diğer kişilere göre çekecek olursak. Era, eras, era, eramos, erais, eram. İr, iba'ya dönüşüyor. Diğer kişilerde çekimlerini görelim. İba, ibas, iba, ibamos, ibais, iban. Ber, beia şeklinde kullanılıyor. O halde beia, beias, beia, beiamos, beiais, beian. Ser ile ilgili en çok kullandığımız şeylerden bir tanesi bu zaman çekimi ile alakalı olarak ben küçükken, ben çocukken kullanımı. Cuando era pequeña. Cuando üstünde tildesi olduğu zaman ne zaman manasına gelirken normal kullanıldığında dığı zaman, diği zaman manasına gelir. Era pequeño dersem de pequeño küçük demek, era idim demek. Era pequeño, küçük idim. Ben kadın olduğum için era pequeña şeklinde kullanmam gerekir. Başına bir cuando koyarsam da küçük idim dığı zaman gibi oluyor. Küçük olduğum zaman, yani küçükken olarak kullanılıyor. Toparlayacak olursak cuando era pequeña, küçükken manasına geldi. Seri gördük, irle devam edelim. Mesela küçükken işte kardeşlerimle parka giderdim diyelim. Giderdim. İr eylemini kullanacağız. Neydi ir? İba. O zaman cuando era pequeña dedim. Erkekler cuando era pequeño demeli. İba giderdim. Nereye giderdim? Al parque, parque, park. Al parque, a'yı yönelme olarak verdim. Kiminle giderdim? Kardeşlerimle. Con mis hermanos. Hermano, kardeş, hermana, kız kardeş, hermanos, karışık olabilir ya da hepsi erkek olabilir. Mi, benim demek, hermanoslar çoğul olduğu için mis hermanos şeklinde kullandım. Başına bir adet con koydum, kardeşlerim ile'yi elde ettim. Bu zaman çekiminin oldukça kolay olduğunu düşünüyorum. Bu zaman çekimiyle yaptığınız cümleleri de aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Sizleri düzeltiyor olacağım çünkü. Aynı zamanda aşağıya bıraktığınız herhangi bir yorum kanalımızın büyümesinde de fayda sağlamış oluyor. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.